Selamünaleyküm arkadaşlar. 3. uzaktan eğitim dersimize 4. üniteyle devam ediyoruz. Konumuz gençlik ve değerler. Bu konuyu arkadaşlar sizinle yüz yüze işlemeyi çok isterdim. Daha faydalı olurdu diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok, nasip. Başlayalım. İlk başlığımız ise değerler ve değerlerin kaynağı. Her zamanki gibi önce tanımla başlıyoruz. Değer ne demekmiş bir bakalım. Değer bir toplumda bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce, davranış, kural ve kıymettir. Yani başka bir deyişle söz, tutum ve davranışlarımızın doğru yanlış, iyi kötü, güzel çirkin olarak tanımlayan temel etkendir. Yani arkadaşlar bir milleti diğer milletlerden ayıran özelliğe değer diyoruz. Bir şeye doğru yanlış veya iyi kötü dediğimizde kastettiğimiz ahlaki değerlerdir. Güzel ve çirkin denildiğinde ise estetik değerleri ya da diğer adıyla sanatsal değerleri kastediyoruz. Helal haram dendiğinde ise dini değerleri söylemiş oluyoruz. Örf ve adetler, adalet, hak, hukuk, ilim, medeniyet, vatan ve millet sevgisi de yine değerler arasında yer alıyor. Arkadaşlar, değerler değişebilir ve değişmez olarak ikiye ayrılıyor. Düğün, cenaze, bayramlar ve benzeri törenler toplumdan topluma hangi kitabın, filmin, mimarinin veya eşyanın güzel olduğu ise kişiye, yaşa, cinsiyete, eğitime ve sosyal statüye göre değişebilir. O yüzden de değişebilen değerlerden sayılıyor bunlar. Değişmez değerler olarak da adalet, sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma gibi üst ya da diğer bir deyişle kök değerler kastediliyor. Değişmezlerin içerikleri arkadaşlar farklı olabiliyorsa da anlamları her yerde ve herkese göre aynıdır. Yani şöyle, mesela doğru her yerde ve herkese göre doğrudur. Yani aynıdır. Ama neye doğru denildiği farklılaşabilir. Dinin öğütlediği değerler ise yine arkadaşlar, bu üst ve kök değerler dediğimiz değişmez değerlerden. Arkadaşlar Allah'ın dini tek, mesajı tek, yani kaynak tek olduğuna göre tarih boyunca dinler arası, daha doğrusu dinler aynı değerleri savunmuşlar ve öne çıkarmışlardır. Bunlar birey ve toplum için fayda sağlayan değerlerdir arkadaşlar. Fayda sağlamayan hiçbir değeri değer olarak kabul etmiyor din. Toplumsal değerler öyle kendiliğinden oluşmamıştır. Uzun bir geçmişe ve tarihi bir sürece sahiptir. Diğer değerlerin oluşumunda çeşitli unsurlar rol oynar. Dinin yanı sıra örf ve adetler, içine doğduğu sosyal çevre, doğuştan getirdiği özellikler, eğitim gibi birçok etken vardır. Fakat en etkili olanlar din ve örf ve adetlerdir. O yüzden biz de bu ikisini ele alacağız. İlk olarak değerlerin oluşumunda dinin etkisini inceleyelim. Arkadaşlar, toplumsal değerlerin şekillenmesinde ve toplumda yer edinmesinde dinin rolü çok büyük. İnsanlık tarihinin her döneminde din olgusu insanın yaşam biçimini, duygularını, düşüncelerini ve değer yargılarını etkileyen en önemli faktör olmuştur. Zira din insanın hayatını anlamlandırmayı ve iyiye, güzele, doğruya yönlendirmeyi, kötülükten sakındırmayı amaçlar. Yönünü arayan insanlar ve toplumlar değerlerin oluşumunda dinin dediklerini o yüzden kulak kabartmış ve söylediklerini dikkate almıştır. Yani hangi yoldan gitmesini gerektiğini bilmeyen insanları Allah-u Teala
İyi, kötü, doğru, yanlış her şeyi göstermiş. Dolayısıyla bunları dikkate alırsanız o zaman cennetime sizi alırım buyuruyor. Arkadaşlar, din ekonomik, sosyal, siyasal, milli, sanatsal, bilimsellik ve benzeri değerlerin oluşumunda da etkilidir. Ama hem kaynak olarak hem de oluşumunda etkili olduğu değerlerin başında ahlaki değerler vardır. Bu etkileşimin temel nedeni ise dinin iyiye, adalete, huzur ve mutluluğa, kısacası olumlu olan her şeyi çağırıyor olması. Örneğin din öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarını gidermek, küçükleri sevip büyükleri saymak, akraba ve komşularla muhabbet içerisinde olmak, misafire ikramda bulunmak gibi önemli olan bütün ahlaki değerlerin kaynağıdır. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya miras kılacak zannettim. Yani o kadar önemsemiş ki komşuya, o kadar bahsetmiş ki komşuluk hakkından, yani öldüğümde mirasından ona bir şey vermek zorunda olduğumu düşündüm diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Dolayısıyla arkadaşlar, komşuluk hakkı, komşuyu gözetmek çok önemli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifte var biliyorsunuz. Çok fazla önemli. Bir diğer hadis-i şerifte de Allah'a ve kıyamete inanan misafirine ikram eylesin. Yani gelene önüne bir şeyler koyun, yiyip içmeleri için önüne bir şeyler koy, ikram et diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu tarz teşvik edici hadisler dışında arkadaşlar, yaptırım gücü olan hadisler de çok fazla var. Yani bunlar da çok, onlar da çok. Yaptırım gücü dediğimiz ne? Yani ben şimdi ondan örnek almamışım buraya. Diyelim ki işte şunu yapmazsan o zaman cezası şudur veya işte şunu yapmazsan iyi değil gibilerinden ikazlarda bulundu. Hadis-i şerifler çok fazla var bu ahlaki konularla ilgili. Arkadaşlar, en güzel örnek anlamına gelen Üsve-i Hasene dediğimiz, yani Üsve-i Hasene en güzel örnek demek oluyor. Üsve-i Hasene diyoruz Peygamber Efendimiz'e, değil mi? Yani her konuda olduğu gibi nasıl ahlaklı olunur meselesinde de yine Peygamber Efendimiz'i kendimize örnek almamız gerekiyor arkadaşlar. Ahlakımızı da Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklandırmamız gerekiyor. Bunun için de çok fazla hadis-i şerif okumamız gerekiyor ki kendisini yakından tanıyabilelim ve bütün hal ve hareketlerini öğrenelim. Hadislerde arkadaşlar her şey detaylı detaylı yazıyor. O yüzden eğer ki Peygamber Efendimiz'i tanımak istiyorsanız siyer kitapları, evet, bir de ayrıyeten hadis-i şerifler. Çünkü siyer kitapları zaten hadis-i şeriflerden derlenip yazılıyor. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in en güzel örnek olduğunu söyledik. Buna dayanağım da yine bizzat Allah-u Teala'dır. Ahzab suresi 21. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır. Yani arkadaşlar, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar diyor. Ne demek bu? Eğer böyle bir arzun varsa, benim rızamı ve sevgimi istiyorsan Resulullah'ı kendine örnek al. Sadece beni çokça zikretmen yetmez diyor. Aynı zamanda Resulullah'ı da zikretmen lazım. Onun da hoşuna gitmen lazım. Ona da yakın olman lazım. Tek bana yakın olman yetmiyor diyor.
Değerlerin oluşumunda dinden sonra ikinci etken arkadaşlar örf ve adetler. Peki örf ne? Adet ne? Bunlara bir bakalım. Örf toplumda eskiden beri uygulanan, nesilden nesile aktarılan davranış biçimi ve yasalarla belirlenmemiş kurallara denir. Yani akla aykırı olmayan, dinin onayladığı ve toplumun alışkanlık haline getirdiği davranışlardır. Hatta biz buna gelenek de diyoruz. Peki adet ne? Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Yani kural, töre ve davranış biçimleridir. Biraz karışık gelmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle örneklendirelim. Örneğin düğün yapmak örf. Düğünün yapılış şekli adet. Yani düğünün yapılması tamam örfte var. Ama işte diyelim ki çalgılı mı yoksa kuranlı mı? O adet şekli. Kız istemedi kahve örf. Kahveye tuz atılıp atılmaması adet. Yani bir nevi örfün yerine getirilmesi, uygulanması adet diyebiliriz herhalde. Örf ve adetlerin birçok önemli işlevleri vardır arkadaşlar. Bunlardan bazıları sosyal hayatı şekillendirmesi, toplumun kaynaşmasını sağlaması ve millet kimliğini oluşturup bu kimliği koruması. Hani demiştik ya en başta değer bir milleti diğer değer milletlerden ayıran özelliktir diye. Arkadaşlar eğer örf ve adetlerimizi korumazsak, değerlerimizi korumazsak, o zaman kimliğimizi, özelliğimizi, hatta zamanla özgürlüğümüzü de kaybederiz. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. O yüzden lütfen adet deyip de geçmeyin. Önemli bir nokta. Uyulması gerekiyor demeyeyim ama kimliğinizi korumanız için gerekiyor. Ahlaki değerlerde olduğu gibi örf ve adetlerin de ortaya çıkmasındaki en önemli faktör dindir. Bu yüzden birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Yani yeni doğan çocuklara at koyma, dini gün ve gecelerde mevlit okutmak, misafire hürmet ve ikramda bulunmak, bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi pek çok örf ve adetin kaynağı dindir arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim. Mesela mevlit. Yani mevlit sonuçta dinde olan bir şey değil. İşte Peygamber Efendimizin diyelim ki doğumu şerifini kutluyorsun. İşte veya senin çocuğunun doğumunda Mevlid-i Şerif okuyorsun. Bu dinde olan bir şey değil arkadaşlar. Ne farzdır ne sünnettir. Dinde olan bir şey değil. Ama sen bunu Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetinden dolayı yapıyorsun. Yani dini bir arka planı var. Mesela. Veya ne diyebiliriz? Mesela hasta ziyaretleri. Hasta ziyaretleri bizim artık böyle gelenek haline gelmiştir, değil mi? Örf haline gelmiştir. Mutlaka yaparız. Birisi hastalandığında onu ziyaret ederiz. Bunun dayanağı ne arkadaşlar? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Müslümanın Müslüman üzerine 5 hakkı vardır diyor ve bundan bir tanesi de birisi hastalandığında onu ziyaret etmek. Bu arkadaşlar üzerine farz. Yani dini bir vecibe. Aynı zamanda örfümüze, adetimize de geçmiş. Birçok böyle örnek daha verilebilir. Arkadaşlar dedik ya örf ve adetlerimiz önemli, yapmamız gerekiyor diye. Burada ama bir önemli nokta var. Burayı iyi dinleyin. İslam dini Kur'an ve sünnete aykırı olmadığı müddetçe örf ve adetlerin uygulanmasına izin vermiş. Yani bunlara ters düştüğünde izin vermemiştir arkadaşlar. İnsana ve topluma zarar veren uygulamalar veya işte kan davası, başlık parası,
türbeden veya dilek ağaçlarından medet ummak gibi batıl inanışlar şüphesiz Kur'an ve sünnete aykırıdır. Yani dine ters düşer. Dolayısıyla uygulanması yasaktır arkadaşlar. Bizler sadece Kur'an ve sünnete uyumlu olduğu müddetçe, yani daha doğrusu Kur'an ve sünnete ters düşmediği müddetçe örfleri, adetleri uygulayabiliriz. Uygulanması güzel ama ters düştüğü anda hiçbir örf, adet, töre, hiçbir şey dinlemiyoruz arkadaşlar. Allah-u Teala'nın hoşnutluğu bizim için her şeyden önemli. Yeni başlığımız gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi. Ve tabii ki yine tanımla başlıyoruz. Kişilik, bireyin tutumu, dış görünüşü, çevreye uyum biçimi gibi kendine has yapısı ile onu başkalarından ayıran davranışlarını belirleyen vasıftır. Yani gencin kişiliğini oluşturan en önemli özellik değerdir arkadaşlar. Bu değerlerin oluşumunda ise eğitim ve öğrenmenin yükü çok büyüktür. Zira kişiliği oluşturan değerler doğuştan değil, sonradan çevreden öğrenilerek gelişip oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla değerler gencin niye böyle tuhaf telaffuz ediyorum bilmiyorum. Dolayısıyla değerler gencin içinde yetiştiği çevrenin sahip olduğu alışkanlıklara göre şekillenir. Çevrenin benimsediği dini ve ahlaki değerler ve örf ve adetler ile de kişiliği oluşur. Yani daha doğrusu buna büyük katkı sağlamış olur. Arkadaşlar, bu konuda şöyle bir uyarıda bulunacağım. En çok arkadaşlar birbirlerini etkiler ve o yüzden de arkadaş seçimi çok çok önemli. Bu konuya dikkat etmenizi rica ediyorum. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağını dikkat etsin. Arkadaşlar, seçtiğiniz arkadaşınıza, hani bizim şey vardır, deyimlerimizde de şey vardır. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Biraz o misal. O yüzden arkadaşlarımızı doğru seçmemiz gerekiyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz arkadaştan işte bahsederken neyi kastediyor arkadaşlar? Tabii ki de inançlı, ahlaklı arkadaşlardan bahsediyor. Yani kendinize bunları seçin diyor. İnançtan bahsetmişken de kişilik kazandıran değerlerin en önemli kaynağı tabii ki yine dindir. Zira din ahlaki değerleri, örf ve adetleri, hatta tüm değerler sistemini etkiliyor. Değerler de kişiye kişilik kazandıran en önemli öge. Burada arkadaşlar çok önemli bir nokta var. O da şu. Değerler insanlarda onları yaşatıyor ve şekillendiriyor. Dolayısıyla Allah'a ve hesap gününe inanan bir genç ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşamının gerekliliğini de alacağı mükafatı da iyi bilir arkadaşlar. Ve yine çok iyi bilir ki sağlam bir kişiliğe sahip olmak için sorumluluk almak gerekiyor. Peygamber Efendimiz arkadaşlar gençlere hep sorumluluklar vermiş. Onlara sorumluluklar yükleyerek onları yanında tutmuş ve onları imanlı, ahlaklı ve iffetli kişiler olarak yetiştirmiş. Ve peygamberliği boyunca da en büyük desteği yine onlardan görmüş arkadaşlar, gençlerden. Dolayısıyla dünyayı değiştirmek, daha iyi bir yer haline getirmek sizin elinizde. O yüzden size çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu konuyla ilgili bir sorumluluğu lütfen sahiplenin.
Değerlerimize sahip çıkalım. Onları korumak bizim öncelikle Müslümanlık görevimiz, sonra da vatana, millete ve ümmete borcumuzdur arkadaşlar. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Haftaya temel değerlerden devam edeceğiz. Uzun bir konu, o yüzden devam etmiyorum. Burada kesiyorum. Haftaya görüşmek üzere.